Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakın Markaj makro iktisat soruların son videosundayız. Buraya kadar yaklaşık olarak 416 tane soru çözdük. Bu son videomuzda ise 417'den başlayacağız ve 420 ilk etapta özgün soruları 420 tane hazırladık. Bu yüzden ben bu videoyu son video diyemiyorum ama ilk etapta son video diyoruz. Çünkü hani belli bir süre makroda şöyle bir diğer derslere de önem verelim. Çünkü mikroyu biliyorsunuz çözdük. Yakın markaj mikro sorusu var. Mikroda toplam bir 2000 tane soru oldu. Konularına göre karma var, yakın markaj mikro var. Seri bitti biliyorsunuz 500 tane soru. Burada da aynı şekilde konularına göre karma ve şimdi bu videoyla inşallah yakın markaj makroyu da bitireceğiz. 420 tane sorusunu. Yaklaşık 2000'e yakında bir makro sorusu oldu. Sonra 4'lü x hatta bunların aynısını yapacağız. İşte yakın markaj para, yakın markaj ulus, Türkiye ekonomisi, özellikle kaymakamlık adayları için kalkınma büyüme. Bunlarla da bir soru çözümünü biraz daha pekiştirmiş olduk. Yani aslında öğrenciyi dışa bağımlılıktan işte kitap alayım, kaynak alayım, bunları o kadar para harcayayım, çıkmışlar alayım falan onları tamamen sona erdirmeye yönelik bir politika aslında bu yakın markajlar. Ve zaten siz bu soruları hani Eylül'de başlasanız ya da Ağustos'ta başlasanız ancak sınav sonuna kadar yetiştirebilirsiniz. Tabii 4'lü iktisat da tamamlandığında mikroyu tamamladık. Bu da makronun artık yakın markaj açısından son, yani son demeyelim yine devam edeceğiz ama ilk etapta son videosu diyelim. İlk sayfada iki soru var. Ardından diğer sayfamızda da iki soru var. Ve sonunda videonun sonunda biraz konuşuruz. Sonra ne yaparız? Yeni serilere doğru yelken açarız. O zaman 417 ile başlayalım. Bir ekonomide zorunlu rezerv oranları arttırılırsa, IS eğrisi, LM eğrisi ve AD eğrisi açısından aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye bir soru sormuşuz. Arkadaşlar zorunlu rezerv oranları ya da politikası para politikasıdır. Ve dolayısıyla para politikası olduğu için ilk etapta yorum yapayım. Daha bak daha devamına inmiyorum. Bir kere IS etkilenmez. Neden? Çünkü IS maliye politikası, mal piyasası. Ama bu para politikası değişimi. LM değişecektir. LM değişir. Ve yine AD de değişecektir. Neden? Çünkü AD politika eğrisi. İçerisinde hem para politikası var hem maliye politikası var. Peki zorunlu rezerv oranlarının arttırılması ne demek? Zorunlu rezerv oranlarını arttırırsan bankaya para yatıran bir mevduat sahibi Moody parasının büyük bir kısmı banka tarafından kesilir ve bu Merkez Bankası'na aktarılır. Mesela zorunlu rezerv oranlarının %10 olduğunu düşünün. Yatırdığı paranın %10'u Merkez Bankası'na kesilecek. Eğer zorunlu rezerv oranı %50 olursa o zaman %50'si kesilecek Merkez Bankası'na aktarılacak. Dolayısıyla zorunlu rezerv oranlarının arttırılması bankaların, ticari bankaların kesinti oranı arttığı için daha az para yaratması anlamına gelir ve para arzını azaltan bir gelişmedir. Yani daraltıcı bir para politikasıdır. Daraltıcı bir para politikasıdır. Ve daraltıcı para politikası LM'yi sola doğru kaydırır. Aynı şekilde AD'yi toplam talebi sola doğru kaydırır. Ancak IS bu durumdan etkilenmeyecektir. Neden? Çünkü IS mal piyasasıdır. Öyle değil mi? Para piyasasıyla bir münasebeti yoktur. Haliyle zaten hemen gözüm D şıkkına ilişti. IS eğrisi değişmezken LM ve AD eğrileri sola doğru kayar demiş. Doğru cevabın D olduğu zaten aşikar. 418. Bir ekonomide otonom harcamaların toplamı 200 birim ve marjinal tüketim eğilimi 0,5 seviyesindedir. Bu ekonomide yatırımların faize duyarlılığı 3 ise IS denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ha, güzel bir soru. Oldukça şahane, güzel bir soru tarzı. Yani bu tarzda bir soru rastlamadım bu zamana kadar.
özgün soru diyebiliriz. Yani ultra özgün bir soru. Arkadaşlar IS eğrisinin denklemini G eşittir AE yoluyla elde edebilirsiniz. Ama düpedüz amelelik. İşte AE'yi aç buradan C0. Bak açayım ben size. C0 artı C çarpı Y artı C çarpı TR eksi C çarpı T0. Aç al. Böyle gidiyor. Ama bunu yapmaktansa IS denkleminin toplanmış hali vardır. Ve o da şöyledir. IS eşittir. IS denklemini bulmak için pardon. IS denklemi yazalım. Altına ineyim. Şöyleydi. Y gelir yani. Yatay eksendeki hani bulunan kavram. K çarpı KE yani harcama çarpanı A0 eksi BI olarak bulunuyordu. Peki hemen o zaman verilenleri yerine koyalım. Şimdi çarpanı bilmiyorum. Ama marjinal tüketim eğilimini vermiş. O zaman bunu veriyorsa çarpan hesaplamak kolay. KE eşittir 1 bölü 1 eksi C. C yerine 0.5 yaz. Oradan kaç çıkar? 0.5 ters çevir 2. Demek ki çarpan yerine 2 yazıyorum. Peki tüm otonomların toplamı 200 birimmiş. 200 yazıyorum. Eksi yatırımların faize duyarlı olan B katsayısı 3'müş. O zaman B yerine 3i yazıyorum. 2'yi dağıtıyorum. Her ikisinin üstüne de ve buradan nur topu gibi IS denklemi çıkıyor. 400-6i şeklinde. Peki doğru mu yaptık hocam? Evet doğru yaptık. Nasıl anladınız hocam? Faizle gelir ters çalışıyor. Önünde eksi işareti var. Ve buradan da doğru cevabın D şıkkı olduğunu öğrendik. İsterseniz hani şu denklemi ezber yapmak istemiyorum hocam derseniz o zaman buradan gideceksiniz. Hatta I yerine I 0 eksi BI'yi açarak devam edeceksiniz. Basit Keynesyen'den farkı. Çünkü bu IS'leştiriyor bakın bu etmeni dahil edilmesi. Yani oradan da gidilebilir fark etmez ben iki yoldan da gidebilirim. Ama IS denkleminin basit yolu bu olduğu için çarpan, gelir seviyesi, otonom harcamalar, yatırımların faizi duyarlı. Hani elde etmem jet hızıyla oluyor. Anlattığım için uzun sürüyor yani. Evet iki sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen son sayfamıza şimdilik son sayfamıza geçiş yapalım. Evet sayfamızı değiştirdik. Hemen 419'da kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki ISLM modeli çerçevesinde dışa kapalı bir ekonomide denge varken ekonomide transfer harcamaları ve vergiler aynı oranda arttırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi bir kere şöyle konuşmak gerekiyor. Transfer harcamasının kuvvetine bakacak olursak transfer harcamaları arttırılmış bakın. Peki bunun gelir üzerindeki etkisi ve IS eğrisi üzerindeki etkisi C bölü 1 eksi C kadardır. IS'yi de bu kadar kaydıracaktır. Çarpan kadar. Peki vergilerin aynı oranda artırıldığı savunulmuş. O vergilerin peki gelir üzerindeki etkisi eksi C bölü 1 eksi C kadardır. O zaman delta TR transfer harcamasındaki değişimle vergideki değişim aynıysa demek ki burada bir IS açısından değişim olmayacaktır. Bu arada hem transfer harcaması hem vergiler ikili değişim olarak IS'yi etkiler. LM'lik bir durum söz konusu değildir. Peki hocam kamu harcaması vergiler olsaydı aynı mı olacaktı? Olmayacaktı. Kamu harcaması olsaydı TR yerine 1 bölü 1 eksi C olup onun gücü daha fazla olduğu için IS sağ kayacaktı. Ama transferlerle vergilerin gücü aynı olduğu için IS üzerine bir değişim bu durum yaratmayacaktır. Ve şöyle bir durum ortaya çıkacaktır. Şekilsel konuşalım. Burası İ. Şu eğrimiz IS. Bu eğrimiz LM. Denge var mı? Var. Peki hemen kaydıralım. Şimdi kayacak olan bir şey yok. Niye? Çünkü transfer harcaması ve vergiler aynı oranda arttırılmış.
Hani bu da 100 artıyor, bu da 100 artıyor. Bunu 100 olarak sağa doğru çarpan kadar etkisi varken, vergilerin artması ise daraltıcı bir politikadır. Arttığı yerden aynı oranda ve çarpan kadar azaltır. Dolayısıyla ILSE önce transfer harcamasından dolayı sağa doğru kayar, TR. Sonra vergilerdeki artıştan dolayı, vergiler çarpı tabi ne yapacağız? C bölü 1 eksi C, burada eksi C bölü 1 eksi C kadar aynı yerine geri dönecektir. Ve sonuç olarak değişen bir şey olmayacaktır. Yine faizler aynı yerinde ve gelir seviyesi de aynı yerinde kalacaktır. Yani denge faiz oranı ve çıktı seviyesi değişmez olacaktır ki bu da E seçeneğini doğru cevap olarak bize doğrular. Peki 420, bir matematiksel denge sorusu çözelim ve bu serinin son sorusunu çözmüş olalım. Bir ekonomide ILSE denklemi Y eşittir 500 eksi 2 ve LM denklemi 2Y eşittir 400 artı 6 i şeklinde verilmiştir. Burada Y'ler gelir, i'ler de faiz, interest rate. Bu ekonomide denge faiz ve denge çıktı düzeyi için hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen ben şöyle size dengeyi ilk önce göstereyim, sonra matematiksel hesaplamasına geçeriz. Burası Y, burası da i, şu eğrimiz ILSE eğrisi, bu eğrimiz de LM eğrisi. Denge derken şu iki makasın kesişimini soruyor ki ikisi de aynı noktada dengede ve bunları soruyor. Peki ILSE denklemi neymiş arkadaşlar? Y eşittir 500 eksi 2. LM denklemi ise 2Y cinsinden verilmiş. O da 400 artı 6'yı. Şimdi birbirine eşitleyeceksiniz. İsterseniz faizlerden eşitlersiniz, isterseniz gelirden. Ancak burada ikisini aynı anda eşitleyemezsiniz. Çünkü bu tek Y için geçerliyken bu 2Y için geçerli. Peki o zaman her şeyi 2'ye bölelim. Tek Y'yi eleştirelim. Y eşittir 200 artı 3i olur LM denklemi. Şimdi bak Y'ler ortak olduğu için aynı arz talep gibi birbirine ne yapabilirsiniz? Eşitleyebilirsiniz. Peki 500, burada ILSE eşittir LM. 500 eksi 2i eşittir 200 artı 3i. Eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 olarak geçer 5i. Bu da bu tarafa eksi olarak geçer. 300 olur. Peki buradan i 60 çıkar. Demek ki denge faiz oranı 60. Peki denge gelir seviyesini de bulalım. Gördüğüm herhangi bir tanesinde aşağıda ya da yukarıda ikisini eşitledik ya. i gördüğün yere 60 yazacaksın. Ben ILSE yazayım. Y eşittir 500 eksi 2 çarpı i yerine 60 yazıyorum. Peki 120 yapar. 500'den 120'yi çıkartırsak da 380 yapar gelir seviyesi. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olur. Denge faiz oranı 60, çıktı miktarı 380'dir. Burada tek cinslik soruda LM denklemini 2Y cinsinden vermesi. Uyanacaksın hemen. Direkt olarak eşitlersin, ayvayı yersin. Tek Y'leştirerek yapacaksın yani. Hani bir tanesinin Q, diğerinin 2Q olduğunu düşün. Hani arsa hep çözümlemesi gibi aynı. Hiçbir farkı yok. Aynı cinsteki elmalar birbirine eşitlenir. Bir tanesi elma, bir tanesi armutsa birbirine eşitleyemez. Evet, bu sorunun çözümüyle uzun uzun arkadaşlar çözdük soruları. 420 tane sorumuzun çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Bununla beraber videonun başında söylediğim gibi artık hani mikro ile ilgili herhalde başka kitap yayın almanıza falan gerek yok. Yani çünkü mikrodan yaklaşık 2000 tane soru oldu kanalda. Makrodan da aynı şekilde 2000'e yaklaştık. Ve zaten haliyle her konu, her soru birbirinden de farklı olduğu için, tekrar etmeyen sorular olduğu için, hani 3 aşağı 5 yukarı. Yani tekrar ettiğini varsayarsak kanalda mikro adına 4000, işte makro adına da yine 4000, 8000 tane soru var diyebiliriz. Ama tekrar eden sorular olmadığı için hepsi özgün, hepsi tek olduğunu düşünürsek
size haliyle bu sorular yeter. Yakın markaj makroiktisat soruların şu anlık son sorusunu çözdük. Sonra tabi zamanlar geçtikçe, ilerledikçe, yeni soru tiplerini gördükçe kurum sınavlarında orada burada onları özgün hale çevirip buraya ekleyeceğiz ve bu seri devam edecek. Şimdi ise ne yapacağız? Yakın markaj mikro makroyu bitirdik. Şimdi ise yakın markaj para teorisi ve politikasına geçiş yapacağız ve dörtlüden ilerleyeceğiz. Ve sizleri başarılıya yapabilmek için, başarıya ulaştırabilmek için elimizden gelen tüm metotları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Videoların dinlenmesi çok önemlidir. Çünkü video da benim neyim var? Benim soru çözüm tekniğim var. Yani öğrencim bir tanesi diyor mesela, hocam bunların niye cevap anahtarı da yok? Cevap anahtarları olan var zaten, piyasada bir sürü satılıyor soru bankası. Hani alıp onları çözüp okuyabilirsin. Benden önce de vardı onlar. Ama buradaki amaç hangi yöntemle çözüyorum? Nereye vurgu yapıyorum? Hangi soruyu okur okumaz neresine bakıp nereden gideceğime karar veriyorum. Bu yüzden sizin soru çözme yeteneğinizde ya da yönteminizde benimki farklı. Bu yüzden zamanınız varsa çalışmaları hep önceden başlayıp bunları böyle 2 tur, 3 tur, 4 tur döndüğünüzde hani başka yayınları almadan, gerek kalmadan zaten işin kurdu olursunuz. İyi bir ders planıyla da hani iktisat üzerine konuşmak gerekirse full'e yakında çıkartırsınız arkadaşlar, benden demesi. O zaman fazla vaktinizi almayayım. Hepinize şimdilik çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.